Bugün ocağımızın 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutluyor olmanın sevincini yaşıyor ve bu mutluluğu aziz milletimizle paylaşıyoruz. Türk Ocakları'nın kuruluşu bilindiği üzere tarihimizin en buhranlı dönemlerinden birine denk gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin tasfiye sürecine sokulduğu, yüzyıllardır vatan bildiğimiz toprakların birer birer elimizden çıktığı, düşmanın top seslerinin İstanbul'dan duyulduğu bir sırada bu kötü gidişata isyan eden, dur diyen 190 askeri tıbbiyeli talebenin çağrısına kulak veren dönemin vatansever aydınları bir araya gelerek Türklük şairi Mehmet Emin Yurdakul'un geçici başkanlığında 25 Mart 1912'de Türk Ocakları'nı kurdular. Türk Ocakları yetiştirdiği milli kadrolarla başta Çanakkale ve Sakarya harpleri olmak üzere milletin yeniden dirilişine, milli devletimizin kuruluşuna rehberlik etti. Bu mektubu yazan 190 askeri tıbbiyeli 3 gün sonra zamanı geldiğinde, 3 yıl sonra zamanı geldiğinde Çanakkale'ye hepsi gönüllü gitti ve hepsi de şehit oldu. Bu çocuklar kalemleriyle yazdıklarını kanlarıyla ve canlarıyla devam ettirdiler, tamamladılar ve Türk Ocakları ve Türk milleti bu şekilde ayağa kalktı. Değerli basın mensupları, bu vesileyle, bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin 21. yüzyıl başlarında yakın coğrafyayla tarih ve kültür temelinde iyi ilişkiler geliştirme ve yumuşak güç sayesinde bir bölge gücü olma siyaseti doğru idi. Ne var ki Arap Baharı, Suriye ve Mısır krizlerinde yapılan hatalı tercihler bizi zor bir duruma soktu. Türkiye'nin çevremize bir yana kalması elbette mümkün değildir. Bizim Suriye'de ne işimiz var şeklinde bir yaklaşım tarihimiz ve müktesebatımızla bağdaşmaz. Bununla birlikte medeniyet coğrafyamızla ilişkilerimizde hem kendi içimizdeki hem de bütün medeniyet coğrafyamızdaki hassasiyetleri, emperyalist güçlerin bölgemize dönük emellerini ve siyasetlerini bütün yönleriyle değerlendirmek ve ona göre hareket etmek şart idi. Ümit ediyoruz ki son yıllarda yaşananlar sonucunda Türkiye yönetenler artık karşı karşıya kaldığımız beka probleminin ciddiyetini çok iyi anlamış olsunlar. Bundan sonra bize dayatılmak istenenlere karşı yeni Orta Doğu haritası projesini hatırımızdan asla çıkarmadan kendi milli politikamızı belirlemeli. Zira bize hayırhah gösterilen müzakere masalarının hangi alçak ve hain saldırılarla sonuçlandığını çözüm süreci denemesi açıkça göstermiştir ve çok pahalıya mal olmuştur. Çok iyi bildiğiniz romantik ve taraflı yayınlardan bir kanal sahibi olduğunuz Dersim olayını dilinize doladığınızda birilerinin de Sur, Cizre ve Nusaybin'de yaşananları kullanarak Türk devletini uluslararası kuruluşlar nezdinde suçlamak cesaretini bulduklarını hep beraberce görürsünüz. Suriye Savaşı'nın başından itibaren IŞİD hem ABD hem de Rusya açısından bölgedeki planlarının tahakkukunu sağlamada çok gerekli ve çok elverişli bir araç ola geldi. IŞİD'le mücadele bahanesiyle Suriye'deki muhalifler eziliyor, Türkmen coğrafyası siliniyor. Nüfusunun çoğunluğu Arap ve Türkmenlerden oluşan PYD kantonları arasındaki bölgelerde etnik temizlik uygulanıyor ve adım adım Suriye'nin kuzeyinde bir PYD Kürt koridoru kuşağı gerçekleştiriliyor. Bir yandan Irak gibi Suriye'de en az üçe bölünerek İsrail'in güvenliği açısından çok önemli bir adım atılırken öte yandan İran'ın Irak ve Suriye'deki nüfusunun artmasına izin verilerek Şii-Sünni düşmanlığının derinleşmesi sağlanıyor. Değerli basın mensupları, terörün dini, imanı, meşrebi, mezhebi, milliyeti yoktur. Son terör olaylarının ve yapılan katliamların insanlar bakımından en önemli öğretici tarafı da bunun kesinlikle ortaya çıkmış olmasıdır. Katledilenlerin yaşlarına, mesleklerine ve mensubiyetlerine bakıldığında bu rahatlıkla görülür. Katliamların hedefi bütün insanlığın yanı sıra büyük Türk milleti ve gök kubbenin altında yaşamaktan mutlu olduğumuz aziz vatanımızın bütünlüğüdür. Nihayet verilmeye başlanan kararlı mücadelenin sonucunda can çekişmeye başlayan terör örgütü, temas halinde olduğu profesyonel istihbarat örgütleri ve destek aldıkları devletlerin insanlarımızın haleti ruhiyesini bozarak umutsuzluğa sevk etmeye ve tedirgin etmeye çalışmaktadır. Terör örgütlerinin terörün ilk ortaya çıktığı tarihten bu tarafa yapmaya çalıştıkları ve hedefledikleri tek şey budur. Zira terörün karşısındaki esas güç olan milli birlik şuuru zedelendiği, insanlar ümitsizliğe kapıldığı, yılgınlığa düştüğü takdirde terör gayesine ulaşmış demektir. Devletimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz hiçbir şartta boyun eğmeksizin milletiyle bütünleşerek şimdiye kadar yaptığı hatalardan vazgeçerek şu anda olduğu gibi teröre karşı kararlı ve kesintisiz mücadelesine devam etmelidir. Bu mücadelede en ufak taviz veya vazgeçme manasına gelecek açıklamalar panik halindeki terör örgütlerini yeniden diriltecektir. Artık hatalar üzerinde tartışma değil. İçinde bulunduğumuz açmazdan çıkış için
birliğimizi güçlendirme zamanıdır. Gün teröre karşı ayırt etmeksizin ama fakat demeksizin her türlü mensubiyet ve ön kabul ve taassup bir tarafa bırakılarak dimdik durmaktır. Şu an bir dünya gücü olan gücü değiliz belki ama her zaman için bu potansiyelimiz mevcuttur. Türkiye'yi yönetenlerin gözlerini Türk dünyasına daha fazla çevirmeleri pek çok şeyi değiştirebilir. Türk dünyasına daha fazla çevirmeleri pek çok şeyi değiştirebilir. Bununla birlikte ABD, Rusya ve Çin dahil hiçbir büyük gücün tek başına kuvvet ve kudret sahibi olamayacağı bölgelerde müttefiklere ihtiyaç duydukları aşikar bir gerçektir. O bakımdan Türkiye'nin Orta Doğu ile ilgilenmesi elbette şarttır. Ama başka yerlerde verimsiz kullanılan heyecanların dış politikada Orta Asya ve Türk dünyası faktörünün önemiyle mütenasip eşdeğer bir tarzda değerlendirilmesi zaruridir. Değerli basın mensupları, bu vesileyle gündemdeki konularla ilgili bir takım düşünceleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin bir süredir tartıştığı anayasa konusunda ise sadece savunmacı bir anlayış ve yaklaşımla değil, Türkiye'nin geleceğini esas alan bir bakış açısıyla meseleyi ele almak lazım geldiğini düşünüyoruz. Anayasa niçin değiştirilmek isteniyor? Gerçekten darbe anayasasından kurtulmak için mi? Başkanlık sistemi konusu hangi teorik ve ilmi araştırmalar sonucu gündeme getiriliyor? Veya Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan hangi olumsuzlukların başkanlık sisteminin olmayışından ileri geldiği tespit edilmiş, kestirmeden söyleyelim. Türkiye sihirli çözümler aramak yerine meselelerine akıl ve bilim ışığında kendi medeniyet birikimi zaviyesinden bakmaya çalışmalıdır. Anayasa ve sistem konusu tarihi tecrübesi farklı toplumların kopya edilmesine uygun değildir. Bugün maalesef ülkemizde bazı hususlar liderlere duyulan sevgi ve nefret temelinde ve siyah beyaz ikilem içerisinde değerlendirilmektedir. Sistem meselesinin kaçınılmaz bir şekilde şahsileştirildiği, herkesin malumu iken ve Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan büyük tehditler altında bulunduğu bir ortamda kutuplaşmayı arttıracak tartışmaların satra şifaa sonuçlar üreteceğine dair ümit beslemekte pek mümkün görünmüyor. Türkiye ezelden belli sistemlerle uğraşmayı çok seviyor. Halbuki asıl olan şey bu sistemleri hangi insanın eline tevdi edeceğinizdir. İnsanı kendi değerleriyle ölçülendirmediğiniz takdirde hangi anayasayı ve hangi sistem meydana getirirseniz getirin o zaman çok fazla bir şey değişmiyor. Yine de sağlıklı ve serin kanlı bir şekilde yapılacak olan bu tartışmaların ortak akıl çerçevesinde Türk milleti ve Türk devleti için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz. Biz hep birlikte Türk milletiyiz. 104. yaşımız kutlu olsun. Türk milleti ebediyen var olsun. Sağ ol.